أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد من باغي باغي بلاغات والمحسن فضل سعادة أُولْ لي بكل زار فساحات كي جهان محمد مصطفى را صلوات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه Vallahu yud'afuhu limen yasha Allahu wasi'un alim. Sadaqallahu l'azim ve bellagha rasuluhu'n-nebi'l-kerim. Ve nahnu ala halikina ve Şahidi minash-shahidina shakirina. Bir kalbin selim. Evet muhterem dinleyenler okumuş olduğum Bakara suresinin 261. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak fi sebilillah infaktan bahsediyor. İnfak yapılırsa neticesinin ne olacağını efendim maddi manevi mükafatının ne olacağını bize bu şekilde bildirmiş oluyor. Evet, ayet-i kerime, estağınız billah. ol bir kimselerin misali ki, misal yani mesel, misal, e, Türkçedeki misal, bu Arapçadan geliyor. O kişiler ki ne infak ederler. Enfaka, yunfikû, infak ederler. Neyi infak ederler? Emvalahum mallarını. Malın mal yani Türkçede de kullanılır. Mal Arapçadan gelme ve malın çoğulu emvaldır. Emval. Nerede infak ederler? Fi Allah yolunda infak ederler. Şöyle bir geriye alacak olursak Allah yolunda mallarını infak edenlerin misali ne gibidir? Kemetheli habbetin bir yani o infak edilen miktar bir tohum gibidir. Bir tohum gibidir. Veya bir dağne gibidir. Öyle dağne ki, öyle tohum ki embetet bitiriyor. Neyi bitiriyor? Seb'a sene bile yedi tane sümbül bitiriyor. Senabil, sümbülün e, cemisi, çoğulu. Evet. Fi külli sümbületin her bir, yani bu yedi tane sümbülün her birinde vardır. Ne? mi etü habbetin mi etü habbetin yüz tane tohum vardır. Bir tohum yedi tane başak diyelim veyahut da sümbül başak demek zaten. 7 tane başak bitiriyor ve her başakta da yüz tane tohum oluyor. Evet. Bu şekilde 1'e ne yapmış oluyor? 1'e 7, her 7'de de yüzler olmak üzere 1'e 700 sevap veriyor Cenab-ı Hak. Evet, içinde bulunduğumuz ayda Recep-i Şerif ayında Cenab-ı Hak 1'e 70 veriyor. 1'e 70. Şaban ayında 1'e 700. Ramazan-ı Şerif ayında ise bir hayır ve hasenata 7 bin veya daha çok sevap vermektedir. Neden? Çünkü Ramazan'daki yapılan bir nafilenin sevabı bir farz sevabına muadildir. Yani Ramazan dışında yapılan bir farz sevabına denktir. Allahu yudaifu Allah katlar. Kim için limen dilediği kişi için Yani şeyini ücretini katlar. Karşılığını katlar. Vallahu vasiun alim. Cenab-ı Hak geniştir. Ve her şeyi bilendir. Tabi burada yuda'ifu e, Arapça derslerinde de söylemiştik. Yuda'ifu Burada za'f Yani da'f maslarından gelirse fetayla da'f O zaman e, Zayıflatır manası çıkar. Zayıflatır yani katlar değil de yaz, Zayıflatır manası çıkar. Ama bu da'f maslarından yapılmış e, Bir fiildir. Hani da'afe yu da'ifu katlar anlamına gelir. Katmerleşir veya katmerleştirir. Kat kat verir demek. Hani kesreyle olduğu zaman silasisi bu şekilde. Peki bu ayet-i kerime niye gelmiş veya hangi sebeple gelmiş? Şimdi ayet-i kerime Kur'an'da tefsirde ayetleri incelerken ne yaparlar? İlk başta sebebin uzulüne bakarlar müfessirler, müçtehitler, fıkıh alimleri hüküm çıkarmak için sebebi nuzulüne bakarlar. Evet, şimdi bu ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Tebük gazasına çıkmaya hazırlanıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem tabi eshab-ı kirama çağrıda bulundu gelin Allah yolunda infak edin, verin. Bak ihtiyacımız var gibi hani. Şimdi tabi o, o mübareğin fazla konuşmasına gerek yok. Onu anlayan anlıyor zaten o zaman. Ama burada şu zamanda vaizler olsa ne der? Böyle yarım saat cümleleri çoğaltarak anlatır. işte ihtiyacımız var Allah yolunda verin. işte şunu verin, bunu verin. Allah bire 700 veriyor diye böyle ne yapıyoruz? Anlatıyoruz tabi sahabe hemen koştu Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh 4000 dirhem getirdi o zaman parası yani e, gümüş para tabi dirhem dinar vardı dirhem vardı dinar altın para şeyde e, dirhem de gümüş paraydı tabi bunları getirdi detayına fazla girmeye gerek yok yani parasını getirdi Elinde ne varsa getirdi. Dedi ki Ya Resulallah benim 8 bin dirhemim vardı. Bunun 4 bin dirhemini çoluk çocuğum için nafaka olarak ayırdım. 4 bin dirhemini de Rabbime borç veriyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Bereket Allah fima emsakta ve fima ataite. Cenab-ı Hak sana imsak ettiğini yani elinde tuttuğunu da elimde tutmayıp getirip verdiğini de ne yapsın senin için diyor. Bereketli kılsın diye ona dua ettiler. Evet, yarı yarıya getirmiş oldu. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh geldi. Ya Resulallah aleyye cihazu men la cihaze leh. Ya Resulallah cihazı olmayan yani cihaz ne demek? Cihaz alet, kılıç, kalkan o zamanın şartları ok efendim yay böyle olmayan miğfer yani vücudu korumak için miğfer vardı o zaman değil mi? Telden miğfer, demirden miğfer vardı. Bunları olmayanlara dedi, bunları tecihiz etmek benim üzerime vacip olsun dedi Hazreti Osman. Ondan sonra bunlar böyle güzel güzel, güzel güzel böyle tasattukta bulunurken Cenab-ı Hak bu ayeti kerimesini inzal buyurmuş oldular. Bu rivayet tabii ki Ebu Leysemerkandi Hazretlerinin rivayetinden alınmıştır. Bir rivayete göre Kelbi yani müfessirinden Mukatil ve Kelbi hani şeyde vardı ya tabiinden Mukatil bin Süleyman bu ayeti kerime buyurdu. Hazreti Ali hakkında gelmiştir. Radıyallahu an. Onun dört tane lirası vardı diyelim bu zamanın şartlarında. Yani veyahut da 4 tane eurosu vardı. Her neyse dirhemi vardı. Yani dirhem gümüş para demiştik ya. Yani çoğunun dirhemi var böyle altını olan çok az. Yani o kadar şey durumdalar. Maddi olarak e, hakir durumdalar. Ama eline geçeni veriyorlar. Hazreti Ali Efendimiz bu dört Dirhemden bir tanesini geceleyin birisine verdi, bir ihtiyacı olana verdi. Sonra bir tanesini gündüz bir vakitte birisine verdi. Sonra üçüncü olarak bir dirhemini de gizliden birisine verdi. Yani kimseye göstermeden e, sadaka olarak verdi. Bir dirhemini de açıktan birine sadaka olarak verdi. Bunun üzerine bu ayeti kerime aynı şekilde nazil oldu. Bu rivayeti de yine Ebu Leys Semerkandi Hazretleri bu katil bin Süleyman'dan böyle şey almış oldu. Evet. Tabi Resulullah Efendimiz şöyle bir ona salavat hakkında birkaç hadis-i şerif okuyacağım. Çünkü salavat çok önemli. Salavat bizim kurtuluşumuz, ateşten kalkanımız, ondan gelen şefaat yine cehenneme hak etmiş olanlar için, büyük günahkar, günahkarlar için haktır. Yani şefaat edecektir. Allah'a koş, şirk koşanlar müstesna tabi. Sonra cennete girenler için nedir? Cennette derece almaktır. Sadece cehennemlikler için değil şefaat. Cennete girenlerin derece alması da yine şefaate bağlıdır. Buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne evlen nasi muhakkak ki insanların en yakını yani burada evla şeyden geliyor velayet mastarından geliyor yakınlık yani insanların bana bi diyor ne evlenirsen bi bana insanların en yakın olanı ne zaman veya nerede yevmel kıyameti kıyamet gününde insanların bana en evlası kimlerdir ekseruhum çok yapanlardır. Ekterahum da olur yani çoğaltanlardır. Neyi? Neyi? E, kim üzerine? Aleyya benim üzerime neyi çoğaltanlardır? Salaten, salatu selamı bana çoğaltanlar, bana en yakın olacaklardır buyurmuşlardır. Onun için bir salavat-ı şerif. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Yine bir de Hz. Ali Efendimiz'in rivayet buyurdukları bir hadis-i şerif var. Kale Resulullah Mâ min duâin illâ beynehu ve Allahi hicâbun Hiçbir dua yoktur ki o dua ile Allah arasında bir perde olmasın. Hicab, perde demek yani hicab. Efendim, ne zamana kadar bu, e, bu perde kalır? Yani perde, tabi bu timsali şeyler bunlar, timsali e, misaller yani, mecaz. Yani perde, duanın Allah'a ulaşmasına mani oluyor. Hani nasıl evimizde perde kapandığı zaman ne yapar? Güneş eve giremez, o perde olur. Ne zamana kadar perde olur? O perdeyi açana kadar güneşe perde olur. Peki burada o perde nasıl kalkar? Hatta yusalliye sahibuhu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O duanın sahibi Muhammed aleyhisselama bir salavat getirene kadar o dua Allah'a ulaşmaz buyurmaktadır. Onun için ne yapıyoruz? Dualarımızdan önce olsun, sonra olsun, bakın bu dersin başında da salavat-ı şerifler okuduk. Hem belki Resulullah'ın ruhaniyeti haberdar olur, belki bizim için dua eder, memnun olur. Olur mu? Olur. Onun için Onun için salavat okuyoruz. Duadan sonra mesela Fatiha değil mi? Duadan sonra Fatiha deniyor. Ne yapıyoruz? Önce salavat, ondan sonra Fatiha okuyoruz. Bunun gibi yani. Bu salavatlar boşuna değil. Sonra devam ediyor. Hadis-i şerif. Yani sahibi, duanın sahibi Muhammed Aleyhisselam'a duamı Aleyhisselam'a salat edene kadar diyor, o perde kapalı kalır. Fe izâ fe'ale zâlike kul bunu yaptığı zaman neyi? Yani Muhammed Aleyhisselam'a salavat okuduğu zaman diyor kendisinden bahsederek. Khurikal <laughs> hijabu o hijab hark yani yanar. Hani yanmış bitmiş kül olmuş gibi aradan kalkar ve bu sebeple de vestuci ba lahu o kişi için o dua edip de sonra salavat okuyan kişi için ne olur? Duası kabul olur. Çünkü o perde kalkar, duası kabul olur buyurmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hazreti Allah tabi yerleri, gökleri yarattı. Yarattığı da zaten Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Değil mi? Okuyoruz sık sık. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي e اَيَّامِ Altı günde bunları yarattı. Yarattı. hikmeti vardır. Onu iyi altı günde falan. Belki bize göre altı günde ama biz bilmiyoruz mahiyetini. Buraları fazla kurcalamamak lazım. Bu sefer yer böyle bir huzursuz olmaya başladı. Yani depreşmeye başladı. Bunun üzerine Dağları yarattı, yerin üzerine koydu. Yer durdu. Yani dağ üzerine yüklenince ne yaptı? Durdu. Hani bir insan böyle şey olur ya, huzursuz olur, hareketli olur değil mi? Efendim, ee, onun üzerine böyle sırtına bir çuval yük yüklersin ne yapar? Bu bu sefer kendini e, sakinleşir ve ayakta durmaya kendisini dengede tutmaya başlar. Onun gibi düşünülebilir. Yer durduktan sonra melekler tabii bu işe şaşırdılar. Dediler ki: "Ya Rabbi, yaratıklarının arasında dağlardan daha güçlü bir şey var mıdır?" Buyurdu ki: "Evet vardır. Bu da demirdir." Melekler ya Rabbi demirden daha güçlü yarattığın bir şey var mıdır? Evet. Vardır. O da ateştir. Değil mi? Ateş demirden güçlü değildir ama demiri ne yapıyor? Eritiyor. Eritiyor. Çünkü ateş yani böyle sabit veya somut bir madde olmadığı için şey yani ama sadece yakıcılığı var. Isısından dolayı demiri eritiyor. Yani demiri bile eritmek için demirden güçlü olmaya madde olarak yani katı olmaya gerek yok. Ateş bile ne yapıyor? Demiri eritiyor. Melekler tabii şaşırdılar. Peki ya Rabbi yarattıklarının arasında ateşten daha güçlüsü var mıdır? Evet, ateşten daha güçlü sudur. Ateşten daha güçlü sudur buyurdu. Çünkü ne yapar su? Ateşi söndürür. Ateşi söndürür. Yani tabi tartışılabilir işte ateş fazla olursa suyu kaynatır falan. Ama biz buradaki olaya göre gidiyoruz. Buradaki yazılanlara göre gidiyoruz. Efendim bunun da bir hikmeti vardır. Peki melekler sordu. Ya Rabbi yarattıklarının arasında sudan daha güçlüsü de var mıdır? Var mıdır diye sordular. Evet vardır. O da rüzgardır. Tekrar melekler ya Rabbi yarattıklarının arasında rüzgardan daha güçlüsü var mıdır deyince şöyle buyurdu. Evet var. Bu Adem oğlunun verdiği bir sadakadır. Bu sadakayı Sağ eli ile verirken sol elinden gizler. İşte bu sadaka rüzgardan daha güçlüdür buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem Celle Celaluhu. Evet. Demek ki kimse kendine güvenmesin. Her güçünün bir güçsüzü var. Muhterem dinleyenler. Şimdi Bu şöyle sırayla slaytları gidiyorum. Şimdi sadakanın verilişi var. Yani sadaka diyoruz veya efendim değil mi şeyde halk dilinde hayır hasenat denir. İşte sen hayırını yaptın mı? Birisine bir şey verdin mi? Bu böyle şeyde yani aramızda konuşulan cümlelerdir ama şey ya, fıkhi terimi dini islahıdır islahı nedir bunun sadakadır sadaka şöyle diyelim sadaka fiili sadakadan geliyor yani sadaka diliyle doğru oldu demek e, haliyle de ne oldu bağlı oldu bir insan sadaka verdiği zaman Allah'a ve dinine olan bağlılığını ibraz etmiş olur. Yani açığa çıkarmış olur. Yani mesela bir derneğe üye olursun. Yani camilerimiz de Avrupa'da dernek statüsünde tabi. Tam cami değil. Ama fonksiyonu cami. Ne olursun? Oraya bir üye olursun. Oraya bir aidat verirsin değil mi? Mitkilis Baytırak Almanca. İşte o oraya ne yaparsın? E, bağlılığını yani Troya Turoya'ya ne gösterirsin? Bağlılığını gösterirsin. Sadaka o demek. Yani sadaka. Bağlı olmak. Oradan kopmamak Yani oraya devam etmek. Sadaka onun işaretidir. Tasattuk etmek. Yani bir şekilde manası da böyledir. Ama bu gizli verilmesi daha eftaldir. Çünkü sadaka olduğu için. Bu nafile olan sadaka Zekat zekatta hayırlı olan aşikara vermektir. Çünkü zekat hayır aşikara verildiği zaman başkalarına teşvik olur. Bu da ayrıca bir hayırdır, bir sevaptır yani. Yani birisine vesile olursa o farz ibadeti yapmaya o da ayrıyeten bir hayır hasenat olur. Cenab-ı Hak Bakara suresi 271. ayeti kerimesinde sadakanın nasıl verilmesi gerektiğini anlatıyor. Evet. Buyuruyor ki: "İntübdu sadakati intübdu" yani aşikara ederseniz yani açıktan verirseniz demek sadakaları. Yani ebde yübdi yub, tübtü yani aşikare yapmak. İntübdü açığa çıkarırsanız, açıkça verirseniz neyi? Es sadakati, sadakaları. Feni'im mahiye Bu güzeldir, çok güzel bir şeydir. Yani e, tamamen aşikare vermekten de ne yapıyor? Men etmiyor. Yani açık da verin. Ama diyor ve intuhfuha siz o sadakayı yani buradaki he sadakanın zamiridir. Siz o sadakayı gizlerseniz, ihfa ederseniz, değil mi? İhfa gizlemek demek. Ve bununla beraber ve tu fukarae fakirlere verirken gizlerseniz ve خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin için aşikare vermekten daha hayırlıdır. Yani Gizli vermeniz, aşikare vermenizden daha hayırlıdır. Buyurmaktadır. Daha ne yapar bu gizli sadaka? وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ Bakın, aşikare verirseniz güzeldir. Ama gizli verirseniz bu sizin için daha iyidir yani hafe <laughs> ve için daha iyidir ve yükeffir anküm bu verdiğiniz ne yapar? Kefaret olur size. Ne, neye kefaret olur? Min <laughs> seyyiatikum. Günahlarınızı kefaret olur. Vallahu <laughs> bimâ Yani günahlarınızı kefaret olarak vereceğiniz sadakayı gizli veriniz buyuruyor Hazreti Allah. Bir sadaka vereceksin. İşte başımdan Şöyle bir şey geçti ama bir hayır vereyim yani bir daha başıma gelmesin gibi veya hani Allah'a teşekkür mahiyetinde bir böyle bir sadaka vermek istersen ne yapacaksın? Onu gizleyeceksin. Demek istiyor. Onun için e, ne yapmışlar atalarımız? İnsanların gözünden sadakalarını saklamışlar yani aşırı derecede bunu buna önem vermişler. Hatta o kadar ileri gitmişler ki gizlilikte gözü görmeyen yani gözü görmüyor bir dile ama bir dilenci arayarak sadakayı ona vermişler. Çünkü ne yapıyor o zaman dilenci onu görmüyor ve çok daha gizli kalıyor. Şimdi dilenci görürse ne olur? Bu sefer gizlilikten bir nevi tam gizli olmaz o. kör yani ama bir dilenciyi aramışlar ki o kişi kendisini bunun kimin verdiğini görmeye. Bazıları da fakir yani ihtiyacı olan birisini görmüş. Diyelim ki adam biraz uyuyor. Değil mi? Mesela diyelim ki yolda giderken birisini gördünüz. Otobüste gidiyoruz. Adam fakir, belli, ihtiyacı var. Ama biraz böyle uyukluyor, gözlerini kapatmış, dinlenmeye çalışıyor yol yorgunluğundan Ne yapıyoruz? bunun elbisesine e, iliştiriyoruz veya cebine böyle koyuyoruz gizliden sadakayı. Bu da nedir? Bir gizliliktir. Yani onu verdikten sonra diyelim ki otobüste giderken ne yapmıyoruz? Onu yaygara yapmıyoruz, adamı mahcup etmiyoruz. Yani mahcup etme konusuna da gelecek ileride. Veya fakirin geçeceğini bildikleri yolun kenarına bir yere bırakırlarmış ki o da oradan onu bulup alsın. Hatta şey de vardı biliyorsunuz. Sadaka taşları vardı zamanında. Ecdadımız öyle uygun görmüş. Oradan insanlar gider ihtiyacı kadar alır gerisini bırakırdı. Bugün bunu düşünmek, böyle olacağını düşünebilmek mümkün mü? Tabii ki değil. Hepsini alır gider. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz ama ekseriyet öyledir. Hükümler de tabii ekseriyete göre verilir. Evet, bir sonraki bir insana, bir fakire hani demin yaygaraya basarız. Basarlar gibi konuştuk ya, bir insana bir şey verdikten sonra veya verirken ona eziyet etmemek gerekir. Bu da aynı şekilde Bakara suresi 264 ayet kelime. kerime. Estağfirullah, Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş olanlar. Yani müminlere hitap ediyor bunu. Çünkü mümin olmayanların yaptığı bir hareket var. Onu ayetin sonunda söylüyor. Onun için müminlere hitap ediyor. La tubu dilu, Siz iptal etmeyiniz. Ebtala yubdilû Yani iptal etmeyiniz. Emre hazır. Neyi iptal etmeyiniz? Sadakatikum Sadakalarınızı iptal etmeyiniz. Neyle? Bilmenni vel eza Bilmenni ee, şöyle diyelim yani kendisine minnetler bırakmak verdiği kişiye. Yani men oradan geliyor. Kendisine minnetler bırakmak. Yani böyle hani efendim gördün mü? Bak işte sana veriyorum falan gibi. Ee, bu şekilde onun eee şey yani diyebiliriz Bilmenle ne yani başa kakarak minnetler bırakmak. Bak sana veriyorum işte ben olmasam kim verecek gibi falan. Evel Eve eva da incitmek, eziyet etmek suretiyle diyor. Sadakalarınızı iptal etmeyiniz buyuruyor. Peki kim yapmış bunu? Kim gibi yapmayın? kellevi ol bir kişi ki yunfiku infak ediyor. Neyi infak ediyor? Me'alehu malını kim için veya ne için ne maksatla yani mef'ulü leh ne için rea en insanların görmesi için malını infak ediyor. Yani her infak edeni de hayırlı saymayın veya hayır niyetle yaptığını saymayın. Bazı insanlar da demek ki riya için, riya için malını infak ediyor. Ne olduğu halde bu kişi infak ediyor velâ yu'minu billahi Allah'a iman etmiyor olduğu halde. ve yevmil ahri. Ahirete de iman etmiyor olduğu halde. Şöyle bir toparlayacak olursak Allah'a ve ahirete iman etmeyen malını da insanların görmesi için infak eden gibi Sizde malınızı yani sadakalarınızı men ve Eza ile yani başa kalkmakla minnetler kılmakla veya gönül incitmekle diyor iptal buyurmayınız iptal etmeyiniz buyuruyor Hazreti Allah Demek ki iyi niyetli olmadığı halde de infak edenler var Yani her iyilik yapanı her infak edeni hayırlı sanmayınız soruyorlar ya bazıları işte onlar da cennete gitmez mi e bakın ayet-i kerime diyor ki riya için yaparlar bir de Allah'a ve ahiret gününe iman etmezler buyuruyor. Nasıl cennete gitsin bu adam? Nasıl cennete gitsin? Çünkü Allah için yapmıyor. Cennet Allah'ın malı, mülkü. Allah için yapmadığı zaman Allah seni niye cennetine alsın ki? Zaten inanmıyorsun ona. Cennete gitmek zaten amelle de değil. Allah'ın rahmetiyle ve lütfuyla olacak. Yani iman etmeyen zaten rahmetinden uzak kalacak. Allahümme bârik ne recebe ve şaban ve bellûna ramadân. Yine bir önceki konuya benzer. Onu tamamlayan diyelim, onu tamamlayan ayet-i kerime. Bu da Bakara suresi 262 262. Efendim içimizde hafız olanlar var. Yani Arapçayı bir seviyede daha ileri seviyede anlayanlar var. Efendim bu ayet kelimeleri ezbere benden daha iyi okuyabilenler var. Cenab-ı Hak ayet kelimesinde Estağfirullah. Ellezine yunfikuna emwalahum fi sebilillah mallarını fi sebilillah infak edenler ha la yutbiuna la yutbiuna ma anfaku infak ettiklerine itba etmeyenler yani infak ettikten sonra şu hareketi yapmayanlar nedir o? Mennen ve la Yani başa kalkmak veya gönül kırmak bunları yapmayanlar veriyor Bazıları vermeden kırıyor işte Allah versin diyor git sizden mi uğraşacağız diyor misal duyuyoruz böyle çarşı pazarlarda bazıları da verdikten sonra bunları söylüyor ama siz bunu yapmayınız buyurmaktadır bunu yapmazsanız bu kişiler için ne vardır lehum bunlar için vardır ne vardır Ecruhum ücretleri, sevapları, karşılıkları nerede? En Rabbihim. Onların Rableri katında, huzurunda o kişilerin ecirleri, ücretleri vardır. Peki nedir bunların ücretleri? Ve la havfun aleyhim. Onlar için hiçbir korku yoktur. Ve la havfun aleyhim. Onlar için korku yoktur. Ve Yahzenün. Onlar huzunlenmezler. Yani her insanın korktuğu anda korktuğu anda bu dünya için de geçerlidir. Yani e, sadakasını böyle efendi gibi üzmeden, güler yüzle, efendim gönül kırmadan verenler Ha veremiyorsa yine de gönül e, kırmadan Efendim, ona kızmadan, söylenmeden yine veremediğini söyleyebilir. Sorun değil ama verdiğini başa kapmamak, üzmemek lazım. İşte böyle yapanlar hem dünyada hem ahirette ve la havfun aleyhim bunlar korkmaz. Korku yoktur bunlar için. ve la Bunlar yine herkesin üzüldüğü bir zaman ne yapmaz? Üzülmezler. Neden? Çünkü sadaka verdiler infak ettiler. Verdiği kişiyi üzmediler. Onun gönlünü hoş tuttular. Hayır duasını aldılar. Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Onlardan korkuyu kaldırıyor. Ve onlar ne yapıyor? Hüzünlenmiyor. Yani hüzünlenmek, üzülmek demek. Mahzun olmak. Yani hem dünyadaki faydaları hem ahiretteki faydaları böyle. Ahirette de herkesin böyle birbirinden karşı o zaman korktuğu zamanda, üzüldüğü zamanda o kişiler üzülmeyecek, korkmayacak. Bu da böyle sadakanın faydaları. Yani fi sebilillah Allah yolunu diyor ama yani bu Allah yolunda olmakla beraber tabii ki mutlaka yani Allah niyetini, Allah rızası için demek. Allah rızası için verenler. O da Allah rızası için yaşayan bir insan zaten Allah yolunda oluyor. Devamlı öyle yaşayan ne yapıyor? Şehit olarak gidiyor. Yani her ne kadar savaş yatağında bile olsa şehit olarak gidiyor. Veya sıttıklarla, sıttıklarla beraber yazılıyor, haşr oluyor. Bu kadar önemli. Çünkü ne demişti önceki ayette? Sadakayı verdin. Değil mi? Bakın bir geri gittim. Sadakayı verdin. Ondan sonra ne yaptın? Verdikten sonra eza ve minnetle sadakanı iptal ettin. Yani o zaman o sadakanın bir faydası yok. Anlaşılan bu. Yani sen o fakire, o ihtiyaç sahibine o anda derdini bilmiyorsun. Nasıl davranırsan Allah da sana öyle davranıyor. Çünkü onun garip bir kulunun kalbini kırdın, gücünü üzdün. Onun için dikkat etmek lazım. Kimsenin de e, duasını yani bedduasını almamak lazım. Sadaka bir de sevdiğim bir şeyden vermek gerekir. Yani bazı denk geliyor insan. işte diyelim ki komşusuna bir şey gönderiyor. E bu elbise olabilir, yiyecek bir şey olabilir. Olur da olur. Mesela diyor ki işte bizde şöyle bir çeket vardı diyor. Bunu hiç giyen yok diyor. Bunu sana gönderdim. E bu olmadı ki şimdi. Bu olmadı. Çünkü sen onu fazlalık diye gönderiyorsun. Fazlalık diye veriyorsun. Sevdiğin yani gönlünden bir şey vermiyorsun. Onu da Bakara suresi 264 şöyle buyuruyor. Lan tenalul birra hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Lan tenalu siz elbette ulaşamazsınız. Neye ulaşamazsınız? El birra. Birra ulaşamazsınız. Şimdi buradaki el birru bir, bir, takım manaları var. Elbirru doğruluk olabilir. Yani doğruluk manasındadır. Doğru sözlüktür. Doğru sözlü olmaktır. Sıdk yani bağlılık. Allah'a bağlılık, Resulüne bağlılık. İtaat, iyilik, hayır, Allah'a yaklaştıran hayırlı amel. İtaat etmek, işte lütufkar davranmak çok manaları var. Hani Maide suresinde buyuruyor ya Hazreti Allah. Ve al alel birri ve takva. Siz birbirinizle el bir ve, ve takva üzerine yardımlaşın Görüyor değil mi orada? Yani birbirimize yardım ederken öyle ve la taavenu alal itmi ve'l udvan. Günah ve düşmanlıkta birbirinize yardımlaşmayın. Sadece el birru ve takva konusunda yardımlaşın. İşte siz şimdi biz elbiruyu doğruluk olarak burada alırsak tercüme ne demektir bu? Lan tenalul bir rahatta tun fiku mimma tuhippun. Sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz sürece da yani edene kadar siz doğruluğa ulaşamazsınız demek. Yani elbiruyu burada anlamaya çalışıyoruz ya. Veya iyilik, hayır, gibi manalarda Allah'a yaklaştıran hayırlı amel anlamında burada alırsak siz sevdiğinizden, sevdiğiniz şeylerden, eşyalardan, mallardan infak etmediğiniz sürece Allah'a yaklaştıran bir hayırlı amel yapmış olamazsınız demektir. Olamazsınız demektir. Yani bir takım böyle manalar içerebilir, içerir de yani kişisine göre de değişebilir manası. Mesela birisi der ki ya ben hiç doğruluk göremiyorum. İnsanlık öldü mü? Doğruluk kaldı mı? Sen bak bunu yap. Bu ayet-kerimedekini yap. Doğruluk nasıl buluyorsun? Yani e, hani bir atasözü var derler ya meşhur Alman atasözüymüş galiba. Önce kendi kapının önünü süpüreceksin ki tüm şehir temiz olacak. Onun için iyilik mi görmek istiyoruz veya hürmet mi görmek istiyor? Bakın hürmet de geçiyor. Hürmetkar davranmak veya davranılmak. Hürmet, çoluk çocuktan hürmet mi görmek istiyorsunuz? Eşinizden efendim hürmet, sevgi, saygı mı görmek istiyorsunuz? İşte buyuruyor ki Cenab-ı Hak siz sevdiklerinizden infak etmediğiniz sürece eşinizden çoluk çocuğunuzdan hürmete, iyiliğe ulaşamazsınız buyurmaktadır. O mertün fikumin şeyin eğer bir şey siz infak ettiysen ediyorsanız fe inna Allaha bihi alimin muhakkak ki Cenab-ı Hak bunu bilir buyuruyor. Yani verdiğimiz şey şayet bir şey yani fazlalıksa evde onun birisine veriyorsa bunu sadaka olarak görmeyiniz. Bu öyle bir şey yani dağıtmak için evi boşaltmak için yapılmış bir bir hibe diyelim. İyilikte de demiyorum bakın hibe vermek yani. Öyle düşünün. Ama yani el kelimesi o kadar böyle insanı heyecanlandırıyor ki efendim yani anaya baba itaat etmek manalarına da geliyor. Yani bunu şimdi tabii fazla derinleştirmeyelim. Diğer maddelere geçelim. Yani genel olarak el bir den yani ne anlıyorsanız el ru şöyle işaret ediyorum bakın şu kelime bir iki üç dört dört harfli ama belki dört yüz tane manası var o derece yani. Tabi tefsirlerden bunu okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Orada el bir ruh ne denilmek istenmiş. Yani sevdiklerinizden min bu ne sevdiklerinizden infak edene kadar siz elbirru yani iyiliğe, hayra, itaate, muhabbete, saygıya ulaşamazsınız buyuruyor Hazreti Allah. Cenab-ı Hak bize arzu buyurduğu gibi amel eden kullarından eylesin. Cimrilikten korusun. Cömertlerden eylesin. Evet Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz ne yapmış? Dört lirası varmış. Birini gündüz, birini gece, birini aşikar, birini gizli böyle ihtiyaç sahiplerine vermiş. Yani bu derece cömert. Evet sadaka vermenin başka nasıl şartı varmış veya bir dahaki slaytımızda ne var onu görelim. Evet şimdi sadaka kelimesi üç kısımdır demişim. Birincisi farz olan sadaka. Hani farz olan sadaka mı var? Bir daha bir sonraki ayette onu göreceksiniz. Orada zekattan sadaka diye bahsediyor. Farz olan sadaka yani tüm mezhepler, müştehitlere göre Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği için yani açık bir emir olduğu için nedir? Ee, zekat farzdır. Farzı ayındır. Yani her Müslümanın her Müslümanın e, nispe yani şey olarak gücü yetiyorsa efendim fakirlik derecesinden kurtulup zekat verecek dereceye geldiği zaman o zekatı vermesi lazımdır. İkincisi vacip olan sadaka. Ha şunu da söyleyelim. Zekat olan sadaka, sadaka yani e, farz olan sadaka zekat dedik. Bunu senenin her zamanında verebiliriz, verebilirsiniz. Ama Recep ayındaki sevabı 1'e 70, Şaban ayındaki 1'e 700, Ramazan-ı Şerif ayında en az 7 bin ve hudusuz sevapları var. Onun için Ramazan-ı Şerif'te zekatlarınızı vermeye e, riayet edin, dikkat edin. Daha çok sevap alırsınız, daha çok bereket olur. Daha çok huzurlu olursunuz. Çünkü en sevdiğinizden veriyorsunuz. Bakın önceki ayet kerime ne diyordu? Sevdiklerinizden verirseniz iyiliğe ulaşırsınız. E parayı seviyoruz, yani inkar mı edeceğiz? Tamam gönlümüzde olmasın, cebimizde olsun ama ihtiyaç. Şimdi maddi durum olmasa ben bu teçhizatı burada alıp bu yayını çekip yapamam. O da lazım. Veya kitaplar aldım. Diyelim zamanında talebeyken falan da kitap aldık. Halen de alıyoruz. Böyle yeni ilginç kitapları. E para olmayınca oluyor mu? Olmuyor. Demek ki lazım. Yani maddiyat, dünya bir gemi gibidir. Onun üzerinde olmak lazım. Ama gemiyi sırtına almak istersen ne yaparsın? Ezilirsin. Böyle de bir teşbih yapabiliriz. İşte Ramazan-ı Şeref'te ve zekat vermek. Daha çok sevap ama senin her zaman da verilebilir. Detaylarını fıkıh kitaplarından bakabilirsiniz zekat nedir, ne, nasıl verilir, hangi durumlarda verilir diye. Veya kimlere verilir onu bir dahaki sonraki ayet-i kerimede anlatacağız. Vacip olan sadaka Ramazan-ı Şerif bittikten sonra Ramazan bayramı sabahından bayram namazına kadar olan zamanda eğer Ramazan-ı son günlerinden de olabilir. Bayram namazı bitene kadar fitre verilmesi vaciptir. Ondan sonra verilen fitrenin sevabı olmaz. Ha belki borcu yerine gelir, kaza olur ama o sevabı alamaz. Bir de nafile olarak verilen sadaka. O bildiğimiz hayır hasenat işte nafile yani. Mecbur değil ama veriyoruz. İsteyene veriyoruz değil mi? Şimdi zekat ve fitreyi istemeden veriyoruz. Sadakayı isteyene veriyoruz. Böyle de bir farkı var. Peki bunlar kime verilecek? Bu da Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 60. ayetinde bizlere açık açık bildirmiş. 8 sınıf insan var, 8 grup var. Bunlardan birisi Hanefi mezhebinin içtihadına göre bunlardan bir gruba o senenin tüm sebe zekatını verdiğimiz zaman zekat vermiş sayılıyoruz. Yani borç düşüyor. Bazı yani Şafii mezhebine göre öyle biliyorum. Yanlışsa düzeltirsiniz. Bunlardan bu sekiz gruptan her birisi yani zekatını sekize bölüp her birisine birer parça paye vermek gerekiyor. Onlar da öyle anlamış bu ayet-i kerimeyi. Yapacak bir şey yok. O öyle o içtihad etmişler. Onlar öyle yapıyorlar. Ama bizim mezhebimizde bu gruptan, bu sekiz gruptan bir tanesine verildiği zaman zekat borcu ödenmiş oluyor. Efendim buyuruyor ki Estağfirullah Tevbe suresi 60 İnneme sadakatu muhakkak ki veya ancak sadakalar, sadaka yani sadakatü, sadakanın çoğulu, cemisi, es sadakat. Normalde sadaka ama burada sadakat. Kim içindir? Kime vermemiz gerekir? İlk sırada lil fukarai, fakirlere. Şimdi e, fıkıhta Zekat veremeyecek durumda yani günlük geçimini sağlayıp karnını doyuracak kadar e, geç, e, kazancı olan ve kenarda biriktirecek biriktirmiş parası olmayan insan fakir olarak geçiyor. Yani bunlara verebilirsiniz, verebilirsiniz. El mesakin, el miskinlere verebilirsiniz. Miskin de geliri yok, çalışacak durumu yok bu derece yani. E, Düşük, düşkün insanlar bunlara verilebilir. Tabi artık insanın gönlünden hangi geçiyorsa ona verebilir. Yani bakın Hanefi mezhebi serbest kılmış. Bunlardan birine verirseniz zekatınız geçerli saymış. Daha kime verebilirsiniz? Kim içindir? Ve amiline aleyha ve amiline aleyha o sadakalar yani sadaka, zekat, hayır hasenat için çalışanlara verebilirsiniz. Yani tahsildar deniyor ya gidiyor mesela kapına geliyor Allah rızası için hayır hasenatın zekatını verir misin diyor hani bir hayır için diyor topluyoruz diyor misal bunlara amilin yani amil çalışan demek zaten sadaka için çalışanlara yani kapınıza gelenlere verebilirsiniz demektir bu kapınıza gelenlere verebilirsiniz mesela bir ilim yuvası için, bir Kur'an kursu için, medrese için efendim böyle verebilirsiniz. Ama e, zekatı sırf cami yapımı için yani sırf içinde namaz kılınması için zekat verilmez. Çünkü onu yapmak o o oradaki yani o semtteki, o gemayindedeki insanların üzerine zaten vacip. Onu yapmaları lazım. Ama ilim yolunda medrese yolunda efendim. E, fıkıh öğrenen yerlere, değil mi böyle? E, buradan yani toplamak için gelenlere verilebilir. Zekat hayır hasenat için, zekat için çalışanlara verilebilir. Sonraki el mu'allefeti kulubuhum kalpleri ısındırılmak istenenlere yani Müslüman değil. Ama hani zekatı alırsa, sadakayı alırsa, şimdi buradaki sadaka hem zekat, hem fitre, hem nafile sadaka anlamında. Yani üçü içinde geçerli. Hani o zekattan mesela pay alırsa ne olur? Belki imana gelir, İslam'a gelir düşüncesiyle kalbinin ısındırılmak isteyen insanlar vardı. Sonra bu durum Hazreti Ömer, ikinci halife Hazreti Ömer devrinde çok böyle suistimale sebep oldu. Ve Hazreti Ömer de bu hükmü dedi, ben kaldırıyorum dedi. Çünkü kendisi müştehidittir, müştehidi mutlaktır. Yani bu buna dedi artık gerek yok dedi, biz çoğaldık, güçlendik. Artık dedi gayrimüslimleri kazanmaya gerek yok. Bunu dedi başka yerde harcarız dedi. Yani Beytülmal'den onlara para vermedi veya zekat parası vermedi. Bir de tabi Beytülmal'den zekat verilmiyordu. Çünkü Beytülmal'e zekat toplama işini Hz. Osman radıyallahu anh başlattı. Çünkü ülke genişledi. Yani İspanya'ya kadar genişledi. Yani yukarıda Azerbaycan'a kadar, Ermenistan'a kadar ilerledi. Yani bunların getirip Beytülmal'e zekat teslim etmesi mümkün değildi. Ne yaptı? Vel amiline aleyha sistemini kurdu. Yani zekat tahsildarlarını görevlendirdi. Onlar e, insanlardan zekat borcu olanlardan zekatları toplayıp hazineye devrettiler. Ondan sonra yani zekat hazineye toplanmış oldu. Bu uygulamayı da radıyallahu anh Hazreti Osman Efendimiz başlatmıştır. Evet. Çünkü her halifenin başlattığı bir uygulama vardır. Tabi en çok uygulamayı devlet e, konusunda uygulamayı yapan Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. En çok onun şeyi vardır yani uygulamaları vardır. Ama diğerlerinin de vardır. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Resulullah'ın vefatından sonra kabileler ayaklandı. Dinden e, çıkmaya, irtidat etmeye başladı. Hani ritte savaşları var ya ritte. Dinini terk edenler, reddedenler. E, o zaman da e, yani Hz Hazreti Ömer Hadi dedi bunları da uğraşmayalım dedi. Hani e, şey yapma dinden soğumasınlar dedi falan. Yani Hazreti Ebubekir'e mani olmak istedi. Ama Hazreti Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri Sıddık Ekber hayır dedi. Ben bunlarla savaşacağım dedi. Bunlardan o zekatı da alacağım dedi ve nihayet onlarla savaşıp gözlerini korkuttu ve onlar da zekatlarını vermeye devam ettiler. Evet. Yani iki senelik e, hilafetinde böyle kendine has hizmetleri oldu. Evet şimdi yani tahsildarlık müessesesini kuran Hazreti Osman Efendimiz'dir. Yani onlar işte böyle hani finansam gelir para şey toplar ya böyle. Hani mahalli şeyler kurup da işte gelir vergisini oraya ödersin. On sonra şeyde bakanlıkta toplanır falan. Bunun gibi uygulamalar yapıldı yani. yani Müellefe-i kulüp dedik. Onu Hazreti Ömer Efendimiz bunu kaldırdı. Dedi biz artık güçlüyüz. Bunlara ihtiyacımız yok. Kendi işimizi kendimiz görürüz dedi. Onlara artık vermedi zekat parası. Zekattan vermedi yani. Daha kim için? Ve firrikâbi boyundurukta olanlar için. Rikap e, boyunduruk demek. Yani hani şeyde var ya Beled suresinde fekku rakabe köle azat etmek. Yani en zor amel. Yani bu da Mesela köle efendisiyle anlaşmış. O zamanın şartında tabii ki artık kölelik yok ya. Onların acısını, sıkıntısını bilmiyoruz yani. Ezberden konuşuyoruz. Efendiyle anlaşıyor. Diyor ki efendis bana diyor, şu kadar para getirirsen diyor seni azat edeceğim diyor. Çünkü o da onu parayla hani satın almış ya. Hani en azından bir zarar görmeyeyim diyor yani. Yani bir eşya gibi hani diyelim ki araba alıp satarız. Ya şu arabayı Efendim şu parayı aldım. Zarar etmeyeyim işte ben de şu fiyatı satayım gibi. E böyle anlaşırlarmış şeyler, efendiler, köleler. Mükatep köle denirmiş bunlara. Yani anlaşmalı köle. Sözleşmeli köle. Ne yapacak? Bu zekat parasını alırsa onu biriktirecek, kendisini satın alacak. Yani onun için bu kölelere de bu zekattan verilebiliyor. Vel garimine iyice borçlanmış, borç batağına düşmüş Müslümanlara verilebilir. Borçlanmış. Ha öyle borçlanmış, böyle borçlanmış. Onu ben bilmem. Ama burada vel gârimine yazıyor. Ben onu bilmiyorum yani. Tefsiri veya fıkıh kitaplarına bakılabilir. Ya neticede Müslümandır, borçlanmıştır. Onlara da zekat verilebilir. E işte evi var. E evi var ama borcu var. Yani evi var diye şimdi adam aç mı kalsın ona da yardım etmek gerekir tabi. Ve fi sebilillahi Allah yolunda olanlara da Allah yolunda da sadakaları verirseniz buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte Allah yolunda dediğimiz demin de böyle bir giriş yaptık yani e, tahsil derler gelir işte Allah yolunda olan müesseselerden. Efendim biz e, Kur'an okulacak eee yer yapmak istiyoruz. Yani Kur'an kursu yaptırmak istiyoruz. İşte medrese yaptıracağız, ilim öğreteceğiz. Talebe yetiştireceğiz falan. Böyle hayırlı işler için efendim veya ne bileyim hani yol yapılır, çeşme yapılır. Bunlar da Allah yolunda olan hayır hasenattır. Bunlara verilebilir. Bunların kalkınması için. Sonuncu da vebni sebil. Yolda kalmışlara. Sebil yani. Sebil yol demek. Yolda kalmışlara da Adam yolda kalmış değil mi? Böyle haberlerde var. Memlekete gidiyor. Bilmem 15 kilo peynirle yakalanıyor. Bilmem ne kadar ceza ödüyor. Böyle haberler var yani. İşte başka şeylerle yakalanıyor. Ben onu abartılı misal olarak söyledim. Veya parasını kaybediyor. Veya ne bileyim kaza yapıyor Allah muhafaza. E bu ne yapıyor? Başkalarının yardımına muhtaç kalıyor. Buna da böyle zekat, hayır hasenat, sadaka verilebilir. Yani zekat bile verilebilir yani zekat e, borcu ödenmiş olur. Verdiğin kadar tabii. Peki ne, nedir bu ferizeten <laughs> Allah Bunlar Allah'tan size emirdir. Yani yazılmıştır. Allah size bunu böyle e, hüküm olarak göstermiştir. Yani tefsir dersine demiştik ya peygamberin vazifesi nedir? Başta tebliğdir. Sonra tebiyindir. Tebliğ ederken tebin yapması lazım. beyan etmesi lazım. ince ince anlatması lazım. Ondan sonra da onu teşri yani hüküm koyması lazım. Teşri yani şeriatlandırmak anlamında hüküm koymak yani. Hani şeriattan korkanlar korkmasın. Şeriat hüküm demek. Yani nasıl sen şeriattan korkuyorsun ama cenaze namazın kılınıyorsa aynı şekilde zekatta şer'i bir emirdir. Namazı şer'i bir emirdir yani böyle düşünmek lazım. Şeriat öyle korkacak bir şey değil. Şeriatla din aynı şeydir zaten. Ben din Müslümanım ama şeriat istemiyorum diyen bir insan dinden çıkar Allah muhafaza. Çok dikkatli olmak lazım. Hani şair demiş ya, "Ah dilim etti beni dilim dilim." diye. Yani insan diline sahip olması lazım. Küçük bir organ ama hani Lokman Hekim birisinin kölesiyken efendisi diyor ki bana diyor şu hayvan bir koyun kesmişler şu hayvanın en en güzel en e, temiz yerini getirir misin diyor tabi getiriyor dilini. Ondan sonra e peki en e, necis en pis yerini getir diyor en kötü yerini. Yine dilini getiriyor. Yani dil iyilik için kullanıldığı zaman güzeldir, hoştur ama kötülük için kullanıldığı zaman adamı dilim dilim eder. Dilim. Benim dilim etti beni dilim dilim. Vallahu alimin hakim. Allah alimdir. Hakimdir. Evet dediğimiz gibi mübarek üç aylar başlamıştı. Bir, geçen hafta giriş yapmıştık. Onun için üç aylarda ne yapıyoruz? Onu da böyle kısaca söyleyip kapatalım her e, Recep'in her onar gününe mahsus birer namaz var. Onar rekat yani birinden onuna kadar. Şimdi bugün beşindeyiz. Beş Recep 1445. 11'inden e, 20'sine, 21'ine 30'una kadar onar rekat namaz var. Bir, birinci rekatta yani her şimdi ikişer rekat ya birinci rekatlarında ve ikinci rekatlarında her birinde bir e, Fatiha, üç kafirun, üç ihlas okunur. Yani her rekatında on rekat böyle kılınır. Nafile namazlar iki iki kılınır biliyorsunuz. İki, dört kılınmaz. İki iki, iki, iki kılınır. E, sonra işte onlardan sonra şeyler, tesbihler var. Ama önemli olan o namazı kılmak. Sonra işte tabi oruçlu olmakla beraber e, Allahümme bariklene Recep'e ve Şaban. Ya Rabbi bizi Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Yani berik, mübarek kıl. Kim için? Lena bizim için. Neyi? Recep'e ve Şaban'ı. Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ve belliğına bizi ulaştır. Bizi ulaştır. Yani bizi tebliğ et. Tebliğ ulaştırmak demek. Bizi ulaştır. Ramazan Ramazan-ı Şerif'e de bizi ulaştır. Amin diye dua etmek lazım. Yani bu ay tabi bereketini veya güzelliğini, heyecanını bazı insan hisseder, bazen hissetmez. Şunu söyleyebilirim. Eğer yediğimize, içtiğimize dikkat ediyorsak, yani haram helale dikkat ediyorsak, bu temiz gıda bizi alacağımız o manevi e, feyizlerden, nurlardan yani heyecanından o bazı incelikleri anlamaktan e, bizi alıkoymaz. Hani haramla beslenen bir insan bunları anlayamaz. Mesela melek ilham eder. O haram onu anlamasına mani olur. Hani Onun için bazen insan koruyucu melekler olduğu halde ne yapıyoruz? Kaza yapıyoruz. Yani Allah muhafaza aslında bizim melekler sahip çıkıyor ama biz onları duymuyoruz. Neden? Tüm azalarımız haramla tıkanmış olduğu için. Yani haram perde olmuş. Bazı güzel şeyleri anlamaya mani oluyor. Yani helal gıda bence tüm ibadetlerin başıdır. Tüm ibadetlerin başıdır. Evet. Ramazan-ı Şerif'ten istifade etmek ümidiyle Recep-i Şerif'imiz, Şaban-ı Şerif'imiz bizim için mübarek olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.